Merhaba arkadaşlar. Korunma üzerine çok soru geliyor ve soru cevap videosu hazırlamak istedim. Biraz sohbet tarzında olacak bu videomuz. Genellikle negatif enerjiler bize etki ettiğinde başımıza çok kötü sonuçlar geliyor. Çok kötü şeyler yaşayabiliyoruz. Enerjimiz düşüyor, motivasyonumuz düşüyor. Sorunlar yaşıyoruz. Moralsiz oluyoruz. Duygularımız sürekli değişken oluyor. Kötü hissediyoruz bir nevi, uyuyamıyoruz, sürekli yorgun oluyoruz. Bu yüzden korunma tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada cidden çok fazla soru geliyor bu konu hakkında. Bunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle Müslümansanız yapmanız gereken ilk şey dua etmek, Allah'a sığınmak. İlk başta bunu yapın, direkt farklı tekniklere girişmeyin. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. İlk başta ona sığının, ona dua edin ve ondan yardım isteyin. Direkt farklı tekniklere girişmeyin. Benim önerim olarak söylüyorum size bunu. Dualarınızı edin. Hatta bununla ilgili çok güzel bir örnek verebilirim. Ayetel Kürsi. Bunu okuduğunuzda, her okuduğunuzda önünüze üfleyin, tekrar okuyun. Tepenize üfleyin, tekrar okuyun, sağınıza, solunuza, aşağınıza, arkanıza doğru üfleyin ve size koruduğunu düşünün. Bunu imagine edin, bunu hayal edin. Etrafınızda bir kalkan oluşturduğunu düşünün. Bu bir çeşit korunmaya örnektir açıkçası. İkinci olarak da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evinizi korumak istiyorsanız Ayetel Kürsi'yi okuyarak her odanızda okuyun isterseniz, isterseniz evinizde dolaşa dolaşa okuyun. Siz bilirsiniz sizin yapacağınız iş. Evinizi koruduğunuzu düşünebilirsiniz bunu yaparken. Evinizde bir kalkan oluştuğunuzu da düşünebilirsiniz. Bu size bayağı güçlü bir korunma olarak geri döner tabii ki. İlk yapmanız gereken tabii benim dememle Allah'a sığınmanızdır, dua etmenizdir. En başlı başına koruma budur zaten. Ama Müslüman değilseniz ve parapsikolojiye inanıyorsanız bununla ilgili şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir korunma baloncuğu oluşturursunuz. Şeffaf bir balon düşünün. Meditasyon pozisyonunda oturuyorsunuz. Balonun içine girdiğinizi düşünün. Balon sizi çevrelemiş, içine almış. Şeffaf bir enerjiden oluşan, sizin enerjinizden oluşan bir balon. İsterseniz balonun her tarafına sizinle ilgili şekiller, semboller koyabilirsiniz. Ve bu sembollerin, bu balonun size gelen negatif enerjileri veya size gelen psişik saldırıları engellediğini düşünün. Bunu imagine edin, bunu hayal edin. Bu sayede size psişik saldırı da yapılsa, negatif enerji de yollansa bu kalkana takılı kalır ve size ulaşmaz. Bu sayede korunabilirsiniz ve bu tekniği isterseniz 3 günde bir, 1 haftada bir yenileyebilirsiniz ya da günde bir artık. Ne kadar negatif enerjilerden etkileniyorsanız ona göre hani etkilenme boyutuna göre deneyebilirsiniz sık sık. Ya da derseniz ben saldırı da yapmak istiyorum ama saldırı tekniği kullanamıyorum ya da bilmiyorum derseniz şu tekniği de uygulayabilirsiniz. Korunma ve saldırı üzerinedir bu teknik. Şöyle ayna tekniğidir bu. Zaten bilen çoğu insan vardır. Bir kalkan yaptığınızı düşünün. Kalkanınız ayna. Her tarafınızın aynalarla çevrili olduğunu düşünün. Kare bir aynanın, küp bir aynanın içindesiniz gibi düşün. Bu sayede size gelen saldırıları gelen tarafa ilettiğini düşünün. Size gelen negatif enerjilerin, saldırıların karşı tarafa, yapan kişiye iletildiğini düşünün. Bu sayede size saldırı yapanlar, size kötü enerji yollayanlara onların enerjilerini geri yollayabilirsiniz ve bu sayede onlar zarar görür. Bu teknik de çok güzel bir tekniktir. Savunurken saldırıyorsunuz bir nevi. Bu da güzel bir tekniğe örnektir. Onun dışında bir tuza enerjinizi verirsiniz. Tuza enerjinizi verince odanın dört bir köşesine dökersiniz ve odada kalkan oluştuğunu engellersiniz. Bu da bir çeşit kalkanları örnektir. Onun dışında yapacağınız bir sürü teknik var ama ben size birkaçını verdim. Buna özgü bir şeyler yapabilirsiniz.
Dilerseniz farklı şeylere de gidişebilirsiniz. Dilerseniz evinizin her tarafını temizleyebilirsiniz. Sık sık duş alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki suyun enerjileri temizleme özelliği var. Kötü bir kabus görürseniz suyu anlat derler. Anneannelerimiz, babaannelerimiz, yaşlılarımız, büyüklerimiz. Onun dışında toprağa dokunabilirsiniz, toprakta yürüyebilirsiniz. Bu da üstünüzdeki negatif enerjileri atmanızı sağlar. Ama kişisel temizliğinize ve bakımınıza da önem gösterin. Üzerinizde negatif enerji bırakmaz. Sık sık yıkanın, duş alın dediğim gibi. Bol bol toprakta yürümeye de özen gösterin. Bu sayede de üzerinizdeki negatif enerjiyi atabilirsiniz. Çünkü negatif enerji sizi yorgun yapar. Kötü şeyler yaşamanızı sağlar. Onun dışında size zarar verir en önemlisi de. Bu yüzden korunma tekniğini sık sık yapmanızı öneriyorum ve dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bay bay.